Euzubillahimineşşeytanirracim. Rahim. Kovulmuş şeytan şerrinden Allah sanırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözlerime başlarım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun muhterem müminler. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz ki sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Muhterem müminler, bugünkü sohbetimizin konusu Evliya Çelebi kimdir? Büyük Türk seyyahı Evliya Çelebi'nin hayatı. Evliya Çelebi adı muhtemelen lakabından gelmekte olup hocası İmam Evliya Mehmet Efendi'ye nispetle alınmış olmalıdır. 40 yılı aşkın bir süre boyunca hemen hemen bütün Osmanlı ülkesini ve diğer memleketlere dolaşarak Türk kültür tarihinde örneğine rastlanmayan büyük bir seyahatname kaleme almış ve günümüzde önemi giderek artan bu eseriyle adeta bütünleşmiştir. Evliya Çelebi'nin hayatı. Eserindeki bilgilere göre 10 Muharrem 1020'de yani miladi 25 Mart 1611'de İstanbul'da Unkapanı'nda doğdu. Babası seyahatnamenin bazı yerlerinde adı Derviş Mehmet Ağa, Derviş Mehmet Ağa'yı Zilli şeklinde de geçen Saray-ı Amire kuyumcu başısı Derviş Mehmet Zilli Efendi'dir. Eserinde çoğunlukla mübalağalı haberler vermekten hoşlanan Evliya Çelebi, dünyaya geldiğinde evlerinde yetim ve meşayih bulunduğunu, onların manevi yardımlarından dolayı macera dolu hayatında her türlü dert ve sıkıntıdan kolayca kurtulduğunu belirtir. Bunlar herhalde babasının tanınmış bir kişi olduğunu anlatmak için yazılmıştır. Nitekim babasının Kıbrıs adasının fethine katıldığını, Magosa'nın anahtarını takdim ettiğini yazması da bu kanaati doğrulamaktadır. Evliya Çelebi hangi padişah döneminde yaşadı? Hicaz'a götürdüğünü, Sultanahmet Camii'nin kapı ve pencere tezyinatı işlerinde çalıştığını, böylece 1. Ahmet'in takdirini kazanarak Musabihi Şehriyalığa kadar yükseldiğini de kaydeder. Ataları hakkında ise karışık bilgiler vermektedir. Ailesini Germiyen oğullarına bağlayıp Hoca Ahmet Yesevi soyundan geldiğini bildirir. Dedeleri arasında bulunduğunu söylediği Yavuz Er, belki de Yavuz Özbek, Fatih'in bayraklarıdır. Yavuz Er, Gaza malından 100 vakıf dükkanla Kütahya'da Dereğen mahallesinde ikamet ettikleri, fetihten sonra İstanbul'a gelip yerleştikleri anlaşılmaktadır. Kütahya'daki evlerinden başka ailesine ait Bursa'da İnebey mahallesinde ve Manisa'da birer ev ile Sandıklı'da bir çiftlik bulunuyordu. Aile İstanbul'a yerleştikten sonra Unkapanı'nda iki eve ve dükkana sahip oldu. Evliya Çelebi bunlardan bahsederken Kadıköy'de de bir bağlarının bulunduğunu kaydeder. Annesinin ise Abaza asıllı olup 1. Ahmet zamanında saraya getirildiğini ve babasıyla evlendirildiğini yazar. Annesi tarafından Melek Ahmet Paşa, Defterdarzade Mehmet ve İpşir Mustafa Paşa ile akrabalığı vardır. Mahmut adında bir erkek kardeşiyle İnel adında bir kız kardeşi bulunuyordu. Kız kardeşi 4. Murat döneminde isyan eden Balıkesirli İlyas Paşa ile evlenmişti. Aldığı eğitimler. İyi bir öğrenim gördüğü anlaşılan Evliya Çelebi, Şeyhülislam Hamid Efendi Medresesi'nde 7 yıl kadar derslere devam ettiği gibi hocası Evliya Mehmet Efendi'den de
Hıfzı'da çalışacak. Babasından hattatlık öğrendi. Ardından saraya intisap ederek Enderun'da tahsilini sürdürdü. Güzel sesi dolayısıyla musiki eğitimi de aldı. Bu konuda Derviş Ömer Efendi'den faydalandı. Bir müddet sonra Silahdar Melek Ahmet Paşa Ruznameci İbrahim Efendi ile Hattat Hasan Paşa tarafından 4. Murat'a takdim edildi. Takdim sırasında padişahın yanında Emir Günehan'ın ilk defa gördü. Padişahın emriyle Clara eğitildi. At, musiki, nahi ve tecvid gibi dersler okuyarak bilgisini arttırdı. Evliya Çelebi kendi ifadesine göre sık sık 4. Murat'ın huzuruna çıkıyor. Nükte ve hoş sözlerle onu oyalıyor. Hatta padişahın sinirli zamanlarında kendisini çağırtırıyordu. Saraydaki muhiti onun ebedi kudret, bilgi ve görgüsünün artmasından oldukça önemli rol oynamış olmalıdır. Öğrenme arzusunu hayatı boyunca sürdürdüğü anlaşılan Evliya Çelebi, 4 yıl kaldığı Enderun'da 40 akçe maaşla sipahi zümresine dahil olmak üzere çırağı edilmiştir. İlk seyahati ve peygamberimizi gördüğü rüya. İlk seyahat heyecanını Kanuni Sultan Süleyman devrinden Sultan İbrahim'e kadar gelen padişahlara hizmet ettiğini belirttiği babasının sohbetlerinden aldığı, ayrıca babasının arkadaşlarından ve dostlarından dinlediği çeşitli seyahat maceralarının da ona ilham verdiği söylenebilir. Geniş bir hayal dünyasına ve bilgi birikimine sahip bulunması, seyahat merakını karşı konulmaz bir getirmiş olmalıdır. Kendisi eserinde seyahatlerinin sebebini 1040 Muharrem'in Aşure gecesi 19 Ağustos 1630 gördüğü bir rüya bağlamaktadır. Buna göre İstanbul'da Yemiş İskelesi civarındaki Ahi Çelebi Camii'nde Hazreti Peygamber'i kalabalık bir cemaatle birlikte görür. Heyecana kapılıp Resul-i Ekrem'in elini öperken şefaat ya Resulallah diyecek yerde seyahat ya Resulallah der. Hazreti Peygamber besim ederek şefaati, seyahati ve ziyareti ona müjdeler. Cemaatte bulunan ashabın duasını alır. Sa'd bin Ebu Vakkas da gördüklerini yazması temelisinde bulunur. Bu rüyayı tabir ettirdiği Kasımpaşa Mevlevihanesi Şeyh Abdullah Dede'nin Sa'd bin Ebu Vakkas'ın nasihati üzere İptida bizim İstanbul Cağız'a tahrir eyle tavsiyesiyle önce doğduğu ve yaşadığı şehri gezmeye, gördüklerini yazmaya karar verir. İstanbul'u semt semt gezen ve çeşitli meclislerde kahvehane ve meyhanelere uğrayarak buralar hakkında bilgiler toplayan Evliya Çelebi, İstanbul dışına ilk seyahati 1640 yılında Bursa'ya yapar. Babasına izinsiz gittiği Bursa'dan dönüşünde, babası ona artık seyahat etmeye izin verdiği gibi bir seyahatname kalem almasını tavsiye etmişti. Muhtemelen İstanbul dolaşırken bu arada ailesinin irtibatı sebebiyle Kütahya, Manisa ve İzmit'e kısa seyahatlerde de bulunmuştu. Evliya Çelebi'nin uzak memleketlere ilk seyahati Ketenci Ömer Paşa'nın Trabzon'a vali tayin edilmesiyle gerçekleşti. Paşa'nın yanında deniz yoluyla Trabzon'a, oradan da Anapa'ya gitti. Buradayken Azak Kalesi'nin geri alınması için Serdar Hüseyin Paşa komutasında yapılan sefere katıldı. 1641. Seferin neticesi kalması üzerine Kırım'a gidip Bahadır Han'a misafir oldu. Kışı Bahçesaray'da geçirdi. Baharda Azak'ın fethine iştirak etti. Kırım'dan İstanbul'a deniz yoluyla döndü. Ancak bindiği gemi şiddetli fırtına yüzünden batma tehlikesi geçirdi. İstanbul'a varıldıktan sonra muhtemelen bu korku dolayısıyla 4 yıl kadar seyahate ara verdi. 1645 yılında tekrar yola çıktı. Bu defa Yusuf Paşa'nın ordusuyla birlikte Girit seferine katıldı. Hanya Kalesi'nin fethine şahit olduktan sonra İstanbul'a döndü. Evliya Çelebi'nin yolsuzlukları. Ertesi yıl Defterdarzade Mehmet Paşa'nın Erzurum Beylerbeyliğine tayin edilmesi üzerine müezzin ve musabıh sıfatıyla onun mahiyeti arasına girdi ve yolsuzluk sırasında bazı Anadolu şehirlerini ziyaret etti. Beylerbeyi'nin Şuşik seferine katıldı.
Tebriz'e dönen Safevi açısına refakat etti. Azerbaycan ile Gürcistan'a dolaştı. Bakü, Tiflis, Revan, Gümüşhane ve Hortum taraflarını gezdi. Gönye'nin fethiyle Gürcistan seferlerinde bulundu. Görevinden alınıp Kars'a tayin edilen ancak yeni görevine gitmeyerek İstanbul'a dönmek üzere yola çıkan ve bu arada da asi parçalarla irtibat kuran Defterzade Mehmet Paşa'nın mektuplarını getirip götürmek Çelebi bu faaliyet sırasında ve Haydaroğlu Mehmet ve Katırcıoğlu Mehmet gibi Celali reisleriyle tanıştı. Vardır Ali Paşa isyanına şahit oldu. Onun İfşir Mustafa Paşa tarafından mağlup edilişi ve öldürüşüne de eserinde yer verir. Seyahatname 2. cilt 448 sayfası ve 452 sayfalar. Ağustos 1648'de Beylerbeyi tayin edilen Murtaza Paşa ile birlikte Şam'a giden Evliya Çelebi, buradan Suriye ve Filistin'in birçok şehrini görevli olarak seyahat imkanı buldu. Murtaza Paşa'nın Şam'dan Sivas'a nakli üzerine onunla Sivas'a gidip çeşitli vesilelerle Orta ve Doğu Anadolu şehirlerini dolaştıktan sonra İstanbul'a döndü 1650'de. Aynı yıl İstanbul'dayken yakından tanıdığı ve aralarında akrabalık bulunduğunu belirttiği Melek Ahmet Paşa'nın sadrazam olması hayatının en önemli dönüm noktalarından birini teşkil etti. Sadrazamın en yakın adamlarından biri oldu ve bu vesileyle gördüğü olayların iç yüzünü bütün açıklığıyla yazmaktan çekinmedi. Devlet adamlarının durumunu ve tavırlarına, isyanlar ve haksız uygulamalardaki rollerini eserine kaydetti. Melek Ahmet Paşa'nın mali sıkıntıya çare olmak üzere piyasaya zorla mahsus akçe sürmeye kalkışmasının Yeniçeri ağaların da katıldığı bir esnaf ayaklanmasına yol açması üzerine görevinden azledilmesi ve özü Belebeyli'ne tayini Evliya Çelebi'nin yerinden seyahatine vesile oldu. Paşa ile birlikte Özce'ye gitti. Bu arada Rusçuk, Silistre ve Baba Dağı'nı gördü. Buralardaki köy ve kasabaların tahririnde bulundu. Melek Ahmet Paşa'nın Rumeli Beylerbeyi sırasında da onun yanındaydı. Ancak Paşa'nın azli üzerine Temmuz 1653'te İstanbul'a döndü. Uzun bir süre İstanbul'da kaldı. Bir ara İfşir Mustafa Paşa'ya mektup götürmek için Konya'ya gitti. Melek Ahmet Paşa'nın Van Bey'de Beylerbeyliğine tayini üzerine tekrar Anadolu yollarına düşen Evliya Çelebi, bu seyahati sırasında Doğu Anadolu'da pek çok yeri dolaşma imkanı buldu. Ayrıca çeşitli görevlerde İran ve Bağdat taraflarını gezdi. Bunun ardından Melek Ahmet Paşa'nın yeniden özü Beylerbeyi olması üzerine onunla gitti ve buradayken Rokossi'ye karşı yapılan sefere katıldığı gibi Mayıs 1657 Kırım Hanı 4. Mehmet Kıray'ın yanında Ruslar ile Kazaklara karşı yapılan seferlerde bulundu. Evliya Çelebi Aralık 1657'de İstanbul'a döndükten bir süre sonra Bursa, Çanakkale ve Gelibolu'yu dolaştı. 1659 yılında kendisine yeni bir seyahat imkanı çıktı. Bu defa Boğa'dan Voyvodası Stevanita Lubu ülkesine götüren kafileye katıldı. Asi Eflak Bey'i 3. Mihnan'ın Tedip harekatında ve Kırım süvarileriyle birlikte çeşitli akımlarda bulundu. Edirne'ye dönüşünün hemen ardından Köse Ali Paşa'nın Varat seferine katıldı. Bundan sonra Bosna, Beylerbeyi, Melik Ahmet Paşa'nın yanına gidip Bosna eyaletini dolaştı. Bölgede yapılan çeşitli askeri harekatlara iştirak etti. Ardından Rumeli Beylerbeyliğine getirilen Melik Ahmet Paşa ile birlikte Sofya'ya gitti. Vergi tahsili göreviyle Rumeli'ye dolaştı. Bu arada Tımışvar sahrasında Köse Ali Paşa'nın Erdel seferine katıldı 1661'de. Burada Kırım askerleriyle Erdel'i karış karış dolaştı. Kışı geçirmek üzere Belgrad'a dönüşünden sonra Arnavutluk'ta mal tahsiliyle görevlendirildi. İstanbul'a dönüşün ardından yeni bir seyahat için fırsat kollayan Evliya Çelebi, 1663 yılında Fazıl Ahmet Paşa'nın Avusturya seferine katıldı. Bu seferin bütün safhalarında bulundu. Uyvar Kalesi'nin fethinden sonra kendi rivayetine göre Bohemya'dan İsveç'e ve Hollanda'ya kadar birçok yerde dolaşmıştı. Belgrad'a dönüşünde
Herse'ye Sürab Mehmet Paşa'ya mektup götürdü ve burada Venedik boylarındaki hareketlere katıldı. Ardından Macaristan'a dönüp Rab muharebesine şahit oldu ve bu savaş hakkında geniş bilgi verdi. Seyahatname 8, 7. cilt 81-123. sayfalar. 1664'te Vasfar muahedesinden sonra yeni fethedilen kalelere dolaştığı gibi Elçi Kara Mehmet Paşa'nın mahiyetinde Viyana'ya gitti. Viyana'da İmparator 1. Leopold ve Başkumandan Montecuccoli ile görüştüğünü, İmparatordan aldığı izin belgesiyle Danimarka, Hollanda ve Brandenburg'a gittiğini yazan Evliya Çelebi, birçok ülkeyi gezdiğini belirtse de bunun doğruluğu şüphelidir. Evliya Çelebi bir müddet sonra Kırım yoluyla Kafkasya'ya geçip Volga boylarına çıktığını, bu yerleri dolaştıktan sonra bir elçilik kafilesini katılarak Azık Kalesi'ne döndüğünü yazar. Kafeden Bahçesaray'a giderek Adil Gray'in bazı sınırlarında bulunan ve Mayıs 1668'de İstanbul'a dönen Evliya Çelebi, aynı yılın Aralık ayında Edirne, Gümülcine, Selanik gibi Rumeli şehirlerini gezdi. Anadolu'dan gemiye Girit'e çıktı. Bu sırada Girit'te Kandiye Kalesi kuşatma sürüyordu. Evliya Çelebi kuşatmanın çeşitli safhalarına şahit oldu. Seyahatnamesinde bu olayla kaydettiği gibi Kandiye Fethinamesi'nin de eserlerini koydu. 8. cilt 558. sayfada. Ayrıca tahrir heyetiyle birlikte Girit'i gezmiş ve burası hakkında ayrıntı bilgi vermiştir. Girit dönüşü Mora'ya geçen Evliya Çelebi, Manyot asillerinin telkininde bulundu. Ardından Arnavut'ta geçerek buradaki şehirleri dolaştı. Aralık 1670'te İstanbul'a döndü. Birkaç ay İstanbul'da kalan Evliya Çelebi, uzun zamanlar arzu ettiği farzını yerine getirmek üzere tekrar yollara düştü. Bu seyahatini de bir rüya bağlamıştır. Kadir gecesi Eyüp Sultan'ın kabrini ziyaret ettikten sonra babasını ve hocası Evliya Mehmet Efendi rüyasında görmüş ve onlar da hacca gitmesini tavsiye etmişlerdi. Evliya Çelebi dostu Sahili Çelebi 3 yoldaşı ve 8 kölesiyle Mayıs 1671'de İstanbul'a hareket etti. Bu şekilde ilk defa herhangi bir kafile katılmadan kendi küçük grubuyla uzun bir seyahate çıkıyordu. Güzergahını yine farklı tuttu. Bursa, Kütahya, Afyon'dan İzmir'e, oradan Sakız, Sisam adalarına geçip tekrar Batı Anadolu'ya gitti. Aydın'ı, Menteşe sahillerini, İstanköy ve Rodos adalarına dolaştı. Bu adalar hakkında bilgi verirken Rodos defterhanesinden faydalandı. Rodos'tan Anadolu'ya geçerek daha önce görme fırsatı bulamadığı Güney Anadolu şehirlerini ziyaret edip Adana, Maraş, Ayıntap ve Kilis üzerinden Suriye'ye geçti. Çam'da içinde Beler Bey Hüseyin Paşa'nın da bulunduğu kafiliyle hacca gitti. Hac güzergahını ayrıntılı bir şekilde eserinde kaydetti. Hac farzını yerine getirdikten sonra Mısır'a geçti. Buradayken bütün bölgeyi, Sudan ve Habeş eyaletlerini gezme imkanı buldu. Muhtemelen Mısır'da kaleme aldığı eserinin 10. ve son cildini tamamen bu memleketlere ayırdı. Onun burada 10 yılı aşkın bir süre kaldığı anlaşılmaktadır. Mısır'dayken Emir Özbek Bey ile dostluk kurmuş ve yazdığı 10. cilt onun koleksiyonuna intikal etmiştir. Ancak eserin yazmaları 1. Mahmut Devri'nin meşhur Kızlar Ağası Hacı Beşir Ağa'ya hediye edilmek üzere İstanbul'a getirmiştir. Seyahatnamenin 10. cildi eksik bir şekilde birdenbire bitmektedir. Bu sebeple de Evliya Çelebi'nin eserlerini bir soruza bağlayamadan vefat ettiği tahmin edilmektedir. Vefat yeri ve tarihi hakkında da kesin bilgi yoktur. Onun ölüm tarihi üzerine duran Mekkabi'nin seyahatnamenin 10. ciltin sonlarındaki bilgilerden hareketle önce bunun 1093 yani 1680'in civarında olabileceğini yazmış. Daha sonra bu bilgiyi düzelterek Evliya Çelebi muhtemelen 2. Viyana kuşatması idrak ettiğini ve 1684 yılında hayatta bulunduğunu belirtmiştir. Ayrıca Evliya Çelebi'nin Mısır'dan İstanbul'a döndükten sonra öldüğüne, mezarının Meyitzade kabri civarında aile kabristanında bulunduğuna dair iddialar da vardır. Evliya Çelebi hiç evlenmemiştir. Serindeki bilgilerden iyi ata bindiği, iyi cirit oynadığı, gayet çevik ve hareketli bir insan olduğu, herkese iyi geçindiği, hoş sohbet nükteden olup
katıldığı meclislerde sözünü dinlettiği anlaşılmaktadır. Devlet liderlerinden çok tanıdığı olmasına rağmen ikbal hırsına kapılıp mansıp peşinde koşmayarak hayatını seyahate vakfeden Evliya Çelebi, seyahatlerine yardımcı olması için zaman zaman mektup gönderip getirmek, köyleri tahrir etmek, vergi toplamak gibi görevleri kabul etmiştir. Bazen elçi kafirlerine katılarak daha emniyetli bir yolculuk yapma fırsatını değerlendirmiştir. Ailesinin zengin olması onun seyahatleri için gerekli kaynağı teminde kolaylık sağlamış olmalıdır. Nitekim seyahatlerindeki köleleri, uşakları veya dostları yanında bulunurdu. Yerine getirdiği hizmete karşılığında da aldığı atiyeler, seferlerde payına düşen ganimetler ve satışlarından elde ettiği karlar da ona yeni gelirler sağlıyordu. Bazı seyahatlerinde ise katıldığı heyetler sayesinde aşırı masraf olmuyordu. Melek Ahmet Paşa'nın Evliya Çelebi'nin seyahatlerinde önemli bir rolü olmuş. Gerek sadaretinde, gerekse Özi, Bosna, Rumeli, Van, Diyarbakır vilayetlerindeki Beylerbeyliği esnasında yanından ayrılmamış, Anadolu ve Rumeli'de birçok yeri onun sayesinde gezmiş, bu sebeple kendisine Melek Ahmet Paşalı denmiştir. Yarım asra yaklaşan seyahatler sayesinde engin bilgi ve tecrübe sahibi Evliya Çelebi, edip, şair, aynı zamanda hattat, nakkaş ve müzikişinastı. Bu kabiliyetlerini çeşitleriyle ispat etmiştir. Nitekim Karahisar'ı tarzındaki hatları Harem-i Hümayun'a konmuştu. Ayrıca gezdiği yerlerde gördüğü minyatürlüğü ve tesipli kitaplara karşı duyduğu hayranlığı dair eserlerinde bilgiler vardır. Onun ince ruhlu, zarif ve çelebi meşrep bir kişi kendilik ifadesiyle evliya gibi riya olduğu anlaşılmaktadır. Alçak gönüllü sayesinde herkese iyi geçinmesi dostlarının sayısını çoğaltmıştı. Seyahatlerinde mahiyetinde bulunduğu vali ve serdarları da ayrısı gayet iyiydi. Ancak onların zaafına yakaladığı zaman bunları bilinmekten geri durmamıştır. Evliya Çelebi'nin yazılarında genel olarak bir ifade özgürlüğü hakimdir. Üslubu ise yer yer görülen gramer hatalarına rağmen okuyucu cezbeder. Anlatımında rastlanan yazı diline uymayan bazı şekiller ilgili yöre halkının konuşma dilini verme amacına yönelik olabilir. Nitekim Evliya Çelebi gezdiği yerlerdeki halkın diline ve konuşma şekillerine özel bir önem vermektedir. Sade ve samimi ifadesi konuşur gibi kaleme alınmış, cümlelerle herkese hitap etmeyi amaçlamıştır. Bazı araştırmacılar seyahatnameyi bir hatıra olarak görmüşlerdir. Evliya Çelebi olaylara çok defa alaycı bir tavırla yaklaşır. Karşılaştığı kişilerin taklidini yapmaktan çekinmez. Bazen naklettiği şeyi daha derinlemek için uydurma bir haber veya hadise ortaya atar. Bu arada okuyucunun ilgisini çekmek maksadıyla aklına alamayacağı garip olaylara yer verdiği de görülür. Mesela fillerin geçtiği köyde kadınların fil doğurması, kayıptan haber veren mağaralar, çaresiz dertlere çare bulan hekimler ve benzeri. Olağanüstü şeyler onun üslup ve anlatım güzelliğine çeşitlilik attığı gibi bu tür hikayelere meraklı geniş kitlerin ilgisini çekerek bu sayede eserine popüler bir karakter vermeyi de amaçladığı söylenebilir. Ayrıca gezi dolaşı yerlerde kendisinden iz bırakmak hevesine yaratılışındaki tevazuyla birleştirip bina duvarlarında Evliya Ruhi Çün El Fatiha yazacak kadar latife sahibiydi. Senin anlaşıldığına göre Evliya Çelebi, hoş vakit geçirmeyi seven, zevk sahibi bir insandı. Anlattığı garip olaylarda ve latifelerde hiç şüphesiz onun bu özelliğinin tesiri vardır. İstanbul'a adım adım dolaşırken mesireler, meyhaneler, saz ve söz alemlerinin rica edildiği yerler onun uğrak yeri olmuş. Buradaki sanatkarlarla tanışarak dost olmuştur. Bazen kağıthanede İstanbul'a eğlendiği şu günlerine saz ve söz alemleriyle ev sahipliği bile yapmıştır. Evliya Çelebi'nin gezip gördüğü yerler. Evliya Çelebi'nin gezip gördüğü yerleri ve şahit olduğu olayları konu alan 10 ciltlik seyahatnamesi, Türk kültür tarihi bakımından olduğu için önemli bir külliyat niteliği taşımaktadır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi adlarıyla bilinen bu eserin bazı nüshaları tarihi seyyah ismi taşır. İkinci ciltte Bursa, İzmit, Mersin, Bartın, Amara, İnebolu, Sinop, Bafra, Samsun, Giresun ve Trabzon tafsir edilir. Ayrıca Gürcistan, Abaza Diyarı, Girit Seferi, Hanya Kalesi'nin fethi, Düzce, Bolu, Gede, Amasya, Niksar, Erzurum, Erzincan ile Şebin Karahisar, Merzifon ve Çorum hakkında bilgi vardır. Üçüncü ciltte İznik, Eskişehir, Ilgın, Konya, Ulukışla, Bayas, İskenderun, Antakya, Hama, Humus, Şam, Yafa, Lut Denizi,
Remle, Gazze'yle başlar. Ardından Kayseri, Sivas, Muş, Arapgir, Harput ve Bingöl anlatılır. Burgaz, Pırabadi, Şumlu, Hazerkrat, Rusçuk, Yerköy, Niğbo şehirleriyle Özi, Köstence, Babadağ, Zagrayatik, Silifke, Tatar, Pazarcık, Sofya, Cişri, Mustafa Paşa, Edirne etraflı şekilde tasvir edilir. Dördüncü ciltte Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Van ve İran'dan Rumiye, Tebriz, Hamedan, Kirmanşah hakkında bilgi verilir. Beşinci ciltte İran'dan Bağdat'a, oradan Siirt'e ulaşan İstanbul'a dönerken Tokat'a uğrayan Evliya Çelebi'nin bu yol üzere Göhan'da gördüklerini anlatmasıyla başlar. Ayrıca bu ciltte Özi'ye gidişi, Varna, İsmail, Akkarim, Akkırman, Bender ve buradan katıldığı Lehistan seferi, Ukrayna, Prut ve Kılburun, İstanbul'a döndükten sonra da 4. Mehmet'e çıktığı Anadolu seyahati, Celali, Reis, Abaza, Hasan Paşa ile Uludağ, Kala, Sultaniye, Bozcaada, Gelibolu, Bolayır, Keşan, Malkara, Bosna, Üsküp, Manas gibi yerler anlatılır. 6. cilt Evliya Çelebi'nin dilen Köse Ali Paşa'nın nefakatinde çeviriyle başlayıp Sırbistan, Macaristan ve Romanya ile sürer. Bu ülkelerdeki şehirler etrafı şimdi konu edilir. 7. ciltte Kanije, İstolni, Belgrad, Kara Mehmet Paşa'nın elçilik heyetini Viyana'ya gidiş, Viyana'nın ve kalesinin tasviri, Macaristan'a ve Budin'e varış ve Timişvar, Eflah, Boğdan vilayetlerinin tasviri, Kazak vilayeti, Kırım, Dağıstan, Kafkas kavimlerinin dil örf ve adetlerine ayrılmıştır. 8. ciltte Azak'tan Kefe, Bahçesaray, Kılburun, Akkirman, İsmail, Babadağ, Hasköy ve Edirne yoluyla İstanbul'a dönüş, tekrar giriş seferine katılmak üzere Edirne, Dimetoka, Gümrücine, Drama, Selanik yoluyla Mara ve Hanya'ya giriş, Kandiye'nin fethinden bulunduktan sonra Arnavut'ta oradan da Yanya, Tepetelen, Avlonya, Diraç, Libasan, Ohri, Resne, Manastır, İştip, Cisri Mustafa Paşa Edirne üzerinde İstanbul'a dönüş yer alır. 9. ciltte İstanbul'dan Mekke ile Medine'ye kadar uzanan güzergahta Batı ve Güney Anadolu ile Suriye şehirleri anlatılır. 10. ciltin tamamı Mısır'a ayrılmıştır. Mısır'a yakın bölgeler Nil sahilleri, Sudan ve Habeşistan da burada ele alınmıştır. İlk 8 cildi bilinen Esas Nusa'nın Bağdat Köşkü, bazı araştırmalar evre çevre duvar yazılarına bakarak bu nüshanın onun önünde o çıkıldığını belirterek belirtmişlerdir. Öte yandan eserin matlu nüshaya dayalı kısaltılmış ve sadeleşmiş yayınlarına rastlanmakla birlikte bunların ilmi çalışmalarına kullanılmaması gerektiği belirtilmektedir. Seyahatname üzerine son zamanlarda yapılan ilmi çalışma oldukça artmış. Bazı bölgelerin müstakil monografileri hazırlandığı gibi dil üzerindeki konusunda önemli makaleler yazılmıştır. Selam ve dua ile. Kafi ehl-i iman ve ehl-i semerbahi için, burada bulunan cemaatin geçmişlerin ruhları için, bilhassa bu sohbeti dinleyen din kardeşlerimizin geçmişlerin ruhları için, Allah rızası için, Lillahi Teala Fatiha.